istersin. Hayatın tamamı olsun istersin. Kaç kaç kaçmasın istersin. Hiç hiç bitmesin istersin. Rastlarsan öyle bir ana, elinden sakın kaçırma. Koş koş peşinden kovalla. Tut tut elinden yakala. Hepsi o anların hepsi. Ektam Kıbrıs'la Güne Merhaba devam ediyor. Merhaba, ikinci bölümüyle devam ediyor. Bugün Çiğdem Aydın yok. Kendisi rahatsız, kendisine acil şifalar diliyoruz ve bugünkü programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Selahi Şahinler bizlerle birlikte bölgesiyle ilgili konuları kendisiyle konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çağrı Hanım teşekkürler davetiniz için. Bugün özellikle bölgenizle ilgili son yaşanan bu sel felaketiyle ilgili başlayalım istiyorum. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Tabii ki bölge için ben felaket demek istemiyorum. Çünkü çok şükür bir can kaybımız olmadı bölgede. Kısmi olarak maddi zararları da atlattık. Çok çok büyük maddi hasarlar da değildi bunlar. İyi yanı bu tarafı. Tabii ki üretimle bağdaştırılan bir bölge olduğu için Lefke ve özellikle yeraltı aküferinde Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki yeraltı aküferlerindeki su seviyelerinin çok çok düşmüş olmasından dolayı gerçekten bu yıl ortalamanın üzerinde bir yağış almamamız durumunda, yani suların akışa geçip de aküferler içerisinde akışa geçip de yeraltı aküferlerini beslemeyecek bir yıl olmuş olsaydı kış ayı, gerçekten önümüzdeki yıl için üretimde gerçekten çok düşük bir rekoltede çok büyük bir düşüş bekliyorduk. Bu yağışlarla sanırım bizi 3-4 yıl boyunca idare edilebilecek kadar bir suyun yeraltı aküferlerine toplanmasının na vesile olmuştur. Yalnız bugün Vatan Gazetesi'nin ön sayfasında paylaşılan bir haber var. Sayın Şahali'nin yaptığı bir tespit aslında. 40 yıl önceden alınmış olması gereken önlemleri almış olmayı başarmış olsaydık yağmurdan korkmazdık ve kayıplarımız da olmazdı. Evet. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Kesinlikle çok haklı. Çünkü ne oldu? Yani biz aslında su sıkıntısını önceden gören Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu ülkedeki belli başlı sektörlerin sekteye uğramaması için çok çok büyük bir projeyle, yani kendisinin asrın projesi dediği bir projeyle denizin içerisinden bir büyük çaptaki borularla buraya su temin etmiştir. 75 milyon metreküp yılda su kapasiteli bir sistem bu. Ve ben güneydeki barajlardaki doluluk oranlarını son günlerde sıklıkla takip ediyordum. Onlar da biraz daha profesyonel davranıyorlar. Günlük olarak hangi baraja ne kadar su aktığını hesaplayabilen bir mekanizmalar var ve bunları halkla da paylaşıyorlar. Dünyaya da açık bir online bir web sitesi üzerinden paylaşıyorlar. Örneğin sel felaketinin başladığı gün bir gün boyunca barajlarında 29 milyon metreküp su birikmiş. Ekstra 29 milyon metreküp su girmiş barajlarına. Son 3 günde ise 75 milyon metreküpü geçti ki o barajlar bile yetersiz ki onların barajlarından arta kalan sular da bizim bölgeye geliyor. Yani biz baktığımız zaman aslında Gayret Köyü'nün üzerine akan barajdan, Güzelyurt Barajı'na akan ve oradan taşan su. Bu tarafa geldiğimiz zaman Doğancı Deresi, Elli Deresi denen dere, Petre Deresi, daha yukarıda Cengizköy'deki dere, Cengiz Topel Hastanesi'nin oradan akan, Cengiz Topel Anıtı'nın oradan akan dere ve XRO Deresi'nden dere, yani Lefke Barajı'nın taşmış olmasından dolayı akan dere. Son 3 günde artı bugün belki de 75 milyon metreküp suyun sudan daha fazla bir su. Yani biz aslında Türkiye'nin buraya göndereceği, bir yılda gönderebileceği bütün suyu 3 günde toplayabilirdik. Peki. Nereye gidiyor bu sular? Peki şey, yani gerçekten paramız mı yok bu işin? Hayır, yani bu suyun alıcısı var. Bu üretici bu suyu
alıp üretim yapmak, bu topraklar üzerinde, bu yurt üzerinde kök salmak istiyor. Yani biz bu suyu eğer 100 milyon metreküplük suyu, ki gerçekten piyasası çok iyi maalesef bu ülkede. Yani bir sürü ülkede su bedavayken bu ülkede birlikler üzerinden satılan sular 1 lirayı 1,5 lirayı bulabiliyor. Yani 70-80 100 milyon metreküplük bir su havzamız olsa yıllık olarak 150 milyon Türk lirası. Yani kendi kendini ödeyebilen bir mekanizmaya bile kavuşturulabilir. İlk yıl içerisinde bile kendisini ödeyebilen bir mekanizmaya sahip olabilirdik. Fakat yapamadık. Yani gerçekten çok acı bu suların denize akıyor olması. Yapamadık derken neler yapılabilirdi? Evet, kesinlikle örneğin ne oldu? Güzelyurt Lefkoğlu yapılırken biz özellikle belli başlı dereler, dere yatakları üzerinden çakıl alımını ve oralarda ufak ufak göletlerin olmasını, gelen suyun o göletler içerisinde birikip yeraltı aküferlerine daha hızlı geçişini sağlamak için bir adım atmıştık. Bunlar oldu. Tabii ki bu bir tartışma konusu. Yani dere yataklarından çakıl alınmalı mı, alınmalı mı, alınmamalı mı? Aldığımız zaman ne oldu? Yani su debisi çok yüksek değilken, yani aşağı yukarı her bir çukurda, bu çukurların her biri yaklaşık 50 bin ile 100 bin metreküp arasında su taşıyabilen çukurlar tamamıyla çakıl havza içerisine almış ve saatte 1000 ton suyu yerin altına çekebiliyor. Evet. Yani aşağı yukarı 8-10 tane vardı ve 10 bin ton suyu neredeyse direkt olarak yeraltı aküferlerine taşıyabilen bir doğal bir mekanizma olabiliyor. Bunlar yapılabilirdi en azından. Yani suyun bu kadar da, yani eğer paramız yoksa en azından bu yapılabilirdi ki yeraltı aküferlerinin beslenmesi sağlanabilirdi. Bunun dışında ise evet, yani barajlar çok çok büyük bir eksikti. Yani bu şeylere bakıyorum, yağış oranlarına. Örneğin en iyi giden yıl 2011-2012 kışıydı. Güneydeki barajlara 191 milyon metreküplük su akmıştı. Ve onların toplam barajlardaki su tutabilme kapasitesi 290 milyon metreküp. İnanılmaz bir büyük bir baraj su tutma kapasiteleri var. 2011-2012 yılında 190 milyon metreküplük bir su tutmuşlar. 8 aylık yağış döneminde. Şu anda sadece 4 aylık yağış döneminde 104 milyon metreküplük bir su tuttuk. Yani büyük ihtimalle 2011-2012 hatırlayacaksınız. Lefkoşa'ya ve Güzelyurt'u sel basmıştı. Evet. O yıla tekabül ediyor. O yıl içerisinde 191 milyon metreküplük bir suyun barajlara aktığını, taştığını ve artan suyun da denizlere gittiğini görmüştük. Yani şimdi bu su bize, yani 100 milyon, 150 milyon metreküplük bir su taşıma kapasiteli barajlarımız olabilseydi, en azından 3-4 yılda bir bile gelmiş olsa bu gibi ekstraordinary yağışlar, bunlar bizi gerçekten çok çok ileriye atar ve çok ucuz maliyetlere, kendini ödedikten sonra çok çok ucuz maliyetlere üretim yapabilme şansımız var. Çünkü evet, baktığınız zaman bugün elektrik fiyatlarındaki çok yüksek artış, fuel oil'e dayalı bir üretim mekanizmasından kaynaklanan bir üretim şemamız olduğu için ve dolayısıyla çok yüksek bir elektrik enerji maliyeti olduğu için suların büyük bir kısmı, üretimde kullanılan suların büyük bir kısmı yer altından dalgıç pompalarla su üstüne çekildiği için gerçekten çok yüksek bir su maliyeti vardı. Yani bu ülke hemen yanımızdaki ülkelerde bedavayken neredeyse, yani Türkiye'de örneğin bir yıllık sulama bedeli bir dönüm tarla için 20 lirayken bizde bir saatlik suya o parayı verebiliyorsunuz. Şimdi bir değerlendirme yapacak olursak, bugünkü Sayın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahin'in de yaptığı tespit de yayınlandı. Şimdi bu kadar zamandır kuyulardan sular çekiliyor. Evet. Sizin bölgenizde, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde su kıtlığı yaşanıyor. Evet. Oradaki tuzlanmadan dolayı tarım ve çok, çok bunun buna bağlı birçok sektörde etkilendi. Hı. Buraya kadar yapılan birçok hatamız var. Evet. Bu noktadan sonra neler yapılabilir? Var olan barajların kapasite artırımı için bir çalışma başlatılacağını söylemişti sevgili Su İşleri Dairesi Müdürümüz Nazife Hanım. Evet, bunlarla dün ilgili bir dün yapıldı. Bunlarla ilgili bir çalışma olacak. Bana sorarsanız birincisi derivasyon projesi gerçekten çok çok büyük bir projeydi. Bu projenin kapasitesinin büyütülmesi, yani saatte bakacağız 8000 10000 tonluk bir su taşıma kapasitesi varsa bunu en azından 2 katına 3 katına çıkarabilir miyiz? Çünkü esas barajlara, yani büyük barajlara suyu götüren projeler bu proje. Çünkü ta Lefke'den alıyor ve Güzelyurt Barajı'na kadar ulaştırabiliyor. Tabii ki ufak ufak göletler yapıldığı takdirde diğer dere yataklarına da su aküferlerini besleyebileceğimiz noktalara da
ufak ufak göletler yapılırsa bu su paylaştırılarak gittiği zaman bütün bölgenin, yani Lefke'den Güzeyort'a kadar olan bütün bölgenin yeraltı aküferlerine çok çok büyük katkı sağlıyor olabileceğiz. İşin maddi boyutunda ben biraz daha cesaretli davranmamız gerektiğini ve hükümet olarak da siyasi erk olarak da öyle yapacağımızı buradan belirtmek isterim. Çünkü gerçekten bu su kullanılmaya, satın alınmaya hazır bir su üretici şimdi tarafından. Özür diliyorum ama ki 2019 mali yılı bütçe yasası hazırlanırken siz evet, de bu komitelerin içerisindeydiniz. Evet, bütçe komitesi. Evet ve bu bütçe komitelerinin içerisinde de hangi birime ne kadar kaynak ayrıldığını biliyorsunuz. Hı. Özellikle bu konuyu düşünecek olursak yeterli miktarda kaynak ayrıldı mı? Yok, kesinlikle ayrılmadı. Kesinlikle ayrılmadı. Yani bu iş bütçeden ayırabileceğiniz bir para değil. Çünkü özellikle bu yıl 40 kanat çok ince bir çizginin üzerinde gideceğimiz bir yıldır. Fazla sınırınızı aşamıyorsunuz. Yani fazla esnek olabileceğimiz bir yıl değil. Çünkü büyük bir bütçe açığı öngörülüyor yılın başında. O kadar büyük bir bütçe açığıyla kapatmayacağız. Daha su aslında yaşam kaynağı. Evet, su yaşam kaynağı. Bu kadar önemli bir şey, yaşamamız için bu kadar önemli bir şey için yani böyle bu kadar kısıtlamaya gidilmesi ne kadar doğru? Evet, daha farklı modeller üzerinde, yani direkt bütçeden değil de çünkü bir ekonomik modelleme yapılabilir. Yani ne olur örneğin, siz devlet olarak yani bu 100 milyon, 150 milyon Türk lirası her ne kadar tutacaksa bunlar ilgili icra makamının hesaplamalarından sonra ortaya çıkacak olan rakamlardır. Bu rakamlar ortaya çıktıktan sonra bu borçlanılsa bile bir yıl, en geç iki yıl içerisinde geriye dönüşü sağlanabilecek bir ekonomik model üzerinden hayata geçirilebilir. Yani ille de bir fon yaratalım, sağdan soldan kısalım ve barajlar için bir kaynak bulalım değil. Evet, bu ekonomik bir modelleme yapılıp hayata geçirilebilecek. Önce tabii ki MEPLAN çıkması lazım. Dışarıdan hizmet alımı mümkün müdür böyle bir şey için? Tabii ki. İhalelere çıkarılarak böyle bir şey yapılabilir. Yap işlet devret bilmiyorum. Ben ilk başta bir hesapları görelim ne kadar çıkacağı. Yani çünkü MEPLA çok önemli. Çünkü çok güzel bir ders verdi bize. Yani bizim son 5 gün içerisinde denizlere akıttığımız suyun kapasitesi, ki daha çok başındayız. Daha ocağın 20'sine gelmedik. Tahminen 2 ay 3 ay daha yağışlı geçme potansiyeli var. Ve dolayısıyla özellikle de yer zeminin suya doymuş olmasından dolayı bundan sonra yağacak olan yağışların da direkt olarak su aküferlerine akış yapacağı, suların akışa geçeceğini düşünürsek gerçekten çok çok büyük bir su kaynağını heba etmiş oluyoruz bu yıl maalesef. Bir tarafta yapılan evet, çalışma Türkiye'den evet, buraya gelen suyun denize evet, boşa akması, diğer evet, taraftan bizim yapmamız gereken şeyleri zamanında yapmamamız tabii nedeniyle ki denizlere akan su söz konusu. Sevgili Can Evi, yani şeyi de iyice bir irdelemek lazım. Gelen su evet önemli bir suydu. Bugünlerde fakat gerçekten bizim çok çok fazla suya ihtiyacımız var. Yani baktığınız zaman gelen su 75 milimetre küp su. Bunun yarısı bugün kullanım suyu olarak kullanılıyor. Fakat gelişmesini beklediğimiz bir üniversite sektörümüz var. Bir turizm sektörümüz var. Popülasyonumuz artıyor bu ülke içerisinde. Dolayısıyla kullanım suyu artacak. Ve biz bunu tarımsal amaçla kullanacak olan sudan kısmakla mükellefiz, zorunluyuz. Çünkü öncelik kullanım suyunda olacak. Yani şimdi 35 milimetre küplük bir suyun tarımda kullanılacağını öngörüyoruz. Fakat bu önümüzdeki 20 yıl içerisinde 20 milimetre küplere düşebilir. Dolayısıyla hiçbir şey etmez. Çünkü sadece benim bugün Güzeyort Lefke bölgemde kurulu olan 30 bin dönüme yakın narenciye bahçesi var. Ve bunların büyük bir kısmı yeraltı aküferlerinin tuzlanma veya su seviyesinin çok düşük olduğu bölgeler. Sadece bunları sulamak için, sadece bunlara kullanacak olsa 30 milyon metreküp su ister. Çok yani ciddi bir su tüketimi var üretimde. Ve bizim çok ilginçtir, Güzeyort ve Lefke aküferinden, Güzeyort ve Lefke bölgesinden yer altından çektiğimiz yıllık su miktarı 100 milyon metreküpe yakın. Yani çok ciddi suya ihtiyacımız var. O yüzden yerel kaynaklarımızın çok verimli kullanılması gereken bir dönemdeyiz. Ve bununla ilgili de icraata geçeceğimiz bir dönem olacak önümüzdeki yıllar. Tabii ki bunların devlet politikası olması gerekiyor. Yani biz bunun için bir çalışmanız var mı? Gündeme getirilen, yani somut bir çalışma, hani oradaki o bölgenin insanı, en azından işte tarımla ilgilenen veyahut da suyla ilgilenen insanın yüzünü güldürecek bir çalışmanız, somut bir çalışmanız var mı? Şu anda tabii ki bunların
dediğim gibi yani profesyonel olarak akademik bir çalışma gerektirilen, projenin dilimi aşamasında profesyonel bir hizmet alımı yapmanız gereken işlerdir. Çünkü nedir? Örneğin bir dereden geçtiğimiz 100 yıl boyunca işte toplamda 1 milyon metreküp su akmamıştır. Fakat siz oraya 10 milyon metreküp su taşıma kapasiteli bir baraj yaparsanız bu kendi paranızı heba etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla en optimal rakamlar içerisinde hangi bölgeye, hangi barajın, hangi su tutma yeraltı sularını beslemek için göletlerin yapılabileceğini profesyonel olarak akademik bir kadrodan hizmet alımıyla ortaya koyup bir maliyet hesaplamasına girmemiz gerekiyor. Bugünlerde bunu başlatacağız. Umarım en yakın zamanda bu hayata geçer. Peki Güzelyurt Merkezi sulama projesinden de bahsedelim biraz. Yeterli ihtiyacı karşılayabiliyor mu? Hedeflediğinizi bulabildiniz mi? Yani bizi çok büyük bir, özellikle Narince'yi çok büyük bir felaketten soğanda döndüren bir proje olmuştur. Özellikle tekrardan Tarım Bakanımızı burada tebrik etmek istiyorum. Çünkü bu çok basit aslında. Yıllar öncesinden bile yapılabilirdi. Yani 2-3 yıl öncesinden bile yapılabilirdi. Fakat bu özveriyi gösterebilmektir, bunu düşünebilmektir önemli olan. Ne olmuştu? Bizim bölgeden, Lefke Güzeyurt bölgesinden, Lefkoşa'ya ve Mausa'ya kullanım suyu amaçlı takviye edilen sulardan boşa çıkan su kuyuları vardı. Bunlar boşta duruyordu. Tabii ki bunların belli başlılarının tuzluk oranları çok yüksekti. Yani kullanım suyu olarak bile kullanılamıyordu. Bırakın ki tarımda kullanılması hiç olanaksız gibi gözüküyordu. Fakat oradaki bütün kuyuları toplayıp da merkezi bir sulama havuzunda biriktirdiğimiz zaman ve orada tuz ölçümlerini yaptığımız zaman optimal kullanılabilir, tarımda kullanılabilir bir su olduğunu öngördük. Ve bunu su birliklerine çok düşük bir maliyetle bağlantılar yapıldıktan sonra gerçekten geçen yıl en kritik dönemde yani meyveyi tuttuğu artık gerçekten ağacın çok yüksek bir su tüketimi var çünkü o meyveyi olgunlaştırılması, büyütmesi, rekolteyi artırması lazım o bölgede, o bahçelerde. Gerçekten tam bir can suyu olmuştur. Tabii ki bu Geçitköy Barajı'ndan bu tünel projesi var. Tünel projesi maalesef 2 yıl 3 yılı bulacak bu merkezi sulama sisteminin kurulması. Ayrı bir projesi var Geçitköy'deki arıtmadan. Tekrardan su alıp da o kapasiteyi iki katına çıkarabilmek gibi bir projemiz var. Umarım önümüzdeki yıl içerisinde o da tamamlanacaktır. Tünel projesinden birazcık daha detaylı bahsedebilir misiniz rica etsem? Tabii ki tünel projesi fazla gelen kullanım suyunun tarımsal amaçlı kullanımı için öngörülen bir proje. Tabii ki bizim ülkemiz şartlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütçesini gerçekten aşan bir bütçe. Eğer bize kalmış olsaydı biz bu şekildeki bir tünelle yapmayacaktık bu işi. Çünkü gerçekten çok yüksek bir maliyet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütçesini belki de aşan bir maliyet. Tamamıyla Türkiye'nin öngördüğü burada. Devlet su işlerinin profesyonel otomatik sulama sistemine dayalı bir mekanizma. Tünelle Geçitköy Barajı'ndan tepe başının altına kadar tünelden gidecek. Ondan sonra bir merkezi boru hattıyla bahçelere kadar gidecek. Fakat öngörülen zaman içerisinde bunun ben tamamlanabileceğini düşünmüyorum. Çünkü maalesef yıllar içerisinde aslında çözemediğimiz bir sorun da bu miras sorunu. Yani yıllar içerisindeki büyük parsellerin çocuklara bölünürken çok çok ufak parsellere düşmüş olmamız. Yani 3 dönüm, 5 dönüm, 1 dönüm, 1,5 dönümle narinciye yapmanız artık ekonomik akıla uygun bir üretim modeli olmaktan maalesef çıkıyor. Çünkü gerçekten bakıyorsunuz yani 2 dönüm narinciye bahçesi için yılda 100 kere o bahçeye gidip gelmeniz bile sizin için çok çok büyük bir maliyet oluşturuyor. O yüzden bu ufak parsellere yani işin büyük kısmı, görünen kısmı yani tünel projesi artı Güzelyurt havzasının o suyun taşınması, hızlı sürmesine rağmen o ufacık ufacık parsellere o suyun dağıtılması bence çok çok büyük bir iş gücü ve zaman gerektirecek. O yüzden çok erken sonuçlanabileceğini düşünüyorum. Ne kadar bir süre öngörüyorsunuz? 2 yıl değildi. Fakat bana sorarsanız 3 yıl, 3,5 yılı tam anlamıyla, tam randımanlı olarak hayata geçmesi 3 yıl, 3,5 yılı bulabilir. Bulacak. O yüzden yerel kaynaklarımız gerçekten çok önemli. Çünkü geriye dönüş çok zor. Yani narinciye sektöründe bir ağaç için
çok zor. Yani 2 yıl boyunca düzgün sulama almadığın zaman o ağacın tekrardan kendine dönmesi maalesef birkaç tuzlu yılda... Tuzlu suyla yapılan sulamada da sanırım ağaç daha düşük kapasiteyle verim verdiği için daha çok su harcanmaya sebep oluyor. Daha çok su harcasanız hani o su zehir, o ağaç için zehir. Yani 20-30 bin dönümlük bir narinciye bahçemiz var ve toplam rekolte 100 bin tonu geçmiyor. Fakat 30 bin dönümden ortalama olarak almanız gereken kaliteli bir narinciye bahçesinden 12 ton dönümünden 360 bin ton ürün rekolte elde etmemiz gerekirken bunun sadece 3'te 1'ini, %25'ini falan elde ediyoruz. Bu tamamıyla sulama suyundan kaynaklanan problemler. Tabii ki burada siyasi erk olarak öngörmemiz gereken bir diğer husus da bu işin pazar boyutu. Yani evet sulamada gerekli adımlar atıyoruz. Fakat rekoltenin artacağını ve artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dış pazarlarda etkin pazar arayışı içerisinde olmamız gereken bir dönemdir. Çünkü şu anda tamamıyla bir keşmekeş var. Yani yeterli olmayacak. Bugün bu ülkede bulunan tüccarın bu malı pazarlayabilme kapasitesini gerçekten bir sorgulamak gerekiyor. Yetişebileceklerini düşünmüyorum. Yani bu rekolte arttığı zaman çünkü önümüze sorunlar çıkıyor. Tabii ki o adamlar da buraya gelmiş, yatırım yapmış, kar etmek istiyorlar. Fakat ben de devlet olarak üreticimi korumak zorundayım ve eskiden olduğu gibi maalesef kaybettiğimiz bir ürünümüz var devlet olarak. Yurt dışında pazar arayışından vazgeçtik. Yani eskiden böyle değildi. Eskiden Cibrex daha kurumsal bir şekilde yurt dışında pazarlama yapabiliyordu. Bunun için lobi yapabiliyordu. Önümüzde problemler olsa bile yan yollardan bu malı yurt dışına pazarlayabilecek. Belki Avrupa'ya pazarlayamayacağız. Belki belli başlı ülkelere pazarlayamayacağız. Mevcut Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin konjektöründen dolayı. Fakat bunun yollarının zorlanması, alternatif ülkelere bakılıp bunun şartlarının zorlanması gereken bir dönemdeyiz. Çünkü gerçekten suyla kavuştuğu zaman bu bölge rekoltede çok çok büyük bir artış olacak. 3 katına, 3,5 katına varan bir artış olacak. Tabii ki yalnız bununla da olmayacak. Katma değeri yüksek bir üretim faaliyeti olduğu anlaşıldığı zaman yatırımcı tarafından, bölge algı tarafından bu narinci arazileri, bu üretim arazileri artacaktır. Alternatif tarım modelleri de önümüzde olacaktır önümüzdeki dönemde. Çünkü sadece mevcut yöntemle üretim yapamayız. Daha alternatif, çok çok daha fazla kat ve kat daha fazla katma değer sağlayabilecek ürünlere de yönelmemiz gerekiyor. Yani örneğin ne oluyor? İlaç, kozmetik sanayisinde kullanılan belli başlı bitkiler var. Biz bir zamanlar bu bitkileri arazilerden kurutmak için tarım ilacı kullanıyorduk. Evet, yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi de buydu. Fakat bugün bunlar dünyada gerçekten aranan, ilaç sanayinde aranan, kozmetik sanayinde aranan, yani yağları böyle 100 bin, 150 bin dolarlara kadar pazarda yer bulabilen ürünlerin olduğunu görüyoruz. Ve bunların, bu ürünlerin ana vatanının Kıbrıs ve Akdeniz bölgesi olduğunu görüyoruz. Yani çok çok yüksek verimlilikte olan duyarlılık ürünler. Duyarlılık açısından bunların hangi bitkiler olduğunu da paylaşabilir miyiz lütfen? Kekik. Duyarlılık yaratması açısından. Kekik mesela. Çok şey. Kuşkonmaz olarak bilinen şeyde. Ayreli. Yani ayreli olarak bildiğimiz bu ülkede çok fazla. Lapsana dediğimiz ürün aynı şekilde. Bir sürü daha ürün var. Yani aracıya denilen bitkinin antioksidan özelliği, diğer mantar türleri. Evet, sanırım birazcık daha adamıza özgü bitkileri koruma yönünde bir girişimde bulunursak, insanlar olarak daha duyarlı davranırsak sanırım hem tarımı hem de buna bağlı ekonomiyi canlandırmamız, belki de turizmi de canlandırmamız mümkün olacak. Evet, şimdi gelelim son birkaç gün önce yaşanan olaya. Bu birkaç gün önce yaşanan sağanak yağmurların neden olduğu su taşkınları, sel felaketi. Gerçi sizin bölgenizde herhangi bir ev yıkımı, herhangi bir can kaybı olmadı. Ama yaşanan büyük kayıp yolların kaybı. Yollarda bayağı bir tahribat var. Ama benim en büyük korkum CMC bölgesi. Onunla ilgili neler söylersiniz? Evet, CMC konusunda geç kaldığımızı buradan itiraf etmek zorundayım. Peki siyasi erkin elinde miydi? Yani biz aslında Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak üzerimize düşeni yapmıştık. Sonuçta bu 2009'dan önce Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde iktidar olduğu dönemde
Port İsviçre şirketine kiralanan, yükümlülükleri belirtilen bir sözleşmeyle oraya bir serbest liman kurulması ve o bölgenin temizlenmesiyle ilgili bir şartnamede, ortaya konulan bir şartnamede hükümetten gitmişti. Ne oldu? Ondan sonra geçen yıllar içerisinde bu Port İspi denilen şirket orasını telledi. Fakat kendisi de anladığım kadarıyla işin ne kadar ciddi olduğunu, ne kadar büyük bir çalışma gerektirdiğini, ne kadar büyük bir bütçe gerektirdiğini fark etmeden bu işin içerisine atladı. Geçtiğimiz yıllar içerisinde, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmedi. En son yine bizim dönemimizde, sevgili Kalyoncu hükümeti döneminde dava açılıyor ve sözleşmenin iptali isteniyor. Tabii ki bu süre içerisinde sözleşmenin iptal kararına ara emri alınıyor. O sürede tekrar hükümet değişirken Ulusal Birlik Partisi DP hükümeti kurulduğu zaman bu savunulmuyor ve ara emri alınıyor. Ve ismi oradan çıkartamıyoruz. Son alınan, yani biz aslında bu işin mahkeme yoluyla bu sözleşmenin feshedilmesini ve devletin orada artık kesinlikle bu CMC arazisini her ne pahasına olursa olsun, her ne maddi boyut çıkarsa çıksın, oradan kazınıp kaldırılması için adım atmaya hazırdık. Fakat orada yasal olarak bir şirket bulunduğu zaman bunu maalesef yapamıyorsunuz. Ne var orada? Yani 2000'li yılların ortalarında orada bir Alman araştırma şirketinin bir açıklaması var, bir raporu var. Onu ben baştan aşağı okudum. Gerçekten hiç iç açıcı değil. Neredeyse yani şunu yasaları yeriydi, bir açık ölüm laboratuvarı gibi bir yer orası. Bunu bırakın, sonuçta orada ciddi bir kirlilik var. Ve bu kirlilik, yani CMC arazisinin üzerine oturduğu zemin, çakıl zemini. Ve maalesef geçmiş yıllarda olmamıştı. Çok fazla yağış almamasından dolayı, fakat bu yılki yağışlarda maalesef oradaki zehir yanı o çakıl tabakasından yeraltı sularına karışabilme riski var. O yüzden bizim bugün hükümet olarak gidip denizden de oradaki civarındaki su kuyularından da tahlil alıp gerekli önlemleri bugünden almamız gerekiyor ve bunun adımını bugünlerde atacağız. Fakat dediğim gibi yani CMC'nin temizlenmesi çok çok büyük bir bütçe. Geçmişte yaptığımız hataları, yani sadece bir şirkete güvenip de o sözleşmeyi önüne koyup da çekilmek maalesef olmuyormuş. Bunun sürekli olarak denetlenmesi gerekiyor. Evet, yani eskiden bakır çok pahalı bir maden değildi. O yüzden maden arıtılırken oradaki madende %10 oranında bir bakır kaldığı öngörülüyordu. Dolayısıyla bizim oradaki 7 havuzda sanırım çok ciddi bir bakır madeni var. Yani atıkların ayrılıştırılmış olan bakırını aldıkları ve kalan atığın içerisinde %10'luk bir bakır kütlesi daha var. Buna talip olan şirketler de var. Fakat biz bunu kesinlikle Lefke bölgesi içerisinde bir ayrıştırmaya, bir madenciliğe, böyle bir rüyaya açılma şansımız yoktur. Bizim öngördüğümüz, eğer böyle bir talep varsa bu atıkların alınıp kendi ülkelerinde başka bir limanda. Şimdi bu kadar zamandır yapılan büyük bir hata var. Evet. Cumhuriyetçi Türk Partisi, dediğiniz ki Cumhuriyetçi Türk Partisi bunun için çalışmalar başlattı. Hı. Şu anda koalisyon hükümeti. Evet. Cumhuriyetçi Türk Partisi yine gündemde, yine hükümette. Bununla ilgili şu anda neler yapılıyor? Yapılan bir şey var mı? Şu anda biz mahkemeye gitme taraftarıydık. Yani İSPİ'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı. Fakat şirketten aldığımız haberlere göre kendiliğinden şirketi tasfiye edip CMC alanından, CMC arazisinden çekilme yönünde görüş bildirmişti. Biz de onu bekliyoruz. Yani kendi kendine oradan tavsiye. Çünkü ne olmuştu? Yani oradaki madeni ayrıştırmak için bu adamlar da 3-4 milyon euro ödeyip belli başlı aletleri oraya taşımıştı. Fakat o madenleri ayrıştırıp o bakırı oradan almak için uygun ÇED raporu alınamadı. Alınamadığı için o aletler ellerinde kaldılar ve o aletleri bile parçalayıp oradan taşıdılar. Dolayısıyla sulhla şirketin oradan çıkmasını bekliyordu. Fakat eğer bu iş uzayacaksa tekrardan belki de mahkeme yolu açılması gerekiyor. Umarım bu hayati konu bir an önce uygulamada hak ettiği değeri bulur, hak ettiği
uygulamayı bulur. Hızlı davranmak zorundayız. Çünkü gerçekten çok çok ciddi. Yani belki de bütün Orta Doğu'nun bir felaketi. Yani sadece bölge halkını, bölge insanını, bölgedeki bütün Akdeniz üretimi, bölgesini etkileyecek bir zehire sahip. Şu anda da bu yaşanan su akımından dolayı sanırım Akdeniz bölgesinin o bölgesi, şu an için o bölgesinde zehir atığı mevcut. Ve bu deniz akıntıları sayesinde diğer kıyı bölgelerine de gidecek gibi duruyor. Şunun çok için yapmanız gereken şeylerin farkındasınız. Yapmak için adımlar atacağınızı ümit ediyorum ben en azından. Çok ötümser düşünmeyin. Yani önce bir tahlilleri yapalım bakalım ne çıkacak. Ona göre gerekli adımlar daha ivedilikle atılır. Evet, takipçisi olacağımızı söyleyebilirim. Şimdi dönelim son zamanlarda gündemde olan Gönyeli bölgesinde kapatılan yolun sizin bölgeniz insanları tarafından veyahut da işte sizin bölgenize gidip gelen tırların kullanımına bakalım. Evet. Bu konuyla ilgili fikriniz ve yaşadıklarınız. Evet. Öncelikle yapılan üst geçit, aslında üst geçit değil, alttan bir geçişle kuzey-güney yönündeki, Gönyeli içerisindeki kuzey-güney yönündeki trafik akışının alt geçitinden sağlanıp Gönyeli çemberi üzerindeki yoğunluğu azaltmaya dönük bir projeydi. Gerçekten çok önemliydi, çok gerekliydi. Çünkü gerçekten baktığınız zaman Gönyeli çemberindeki sıkışıklık her gün herkesin Lefkoşa'nın büyük bir kısmını Girne'de çalışan, Girne'de yaşayıp da Lefkoşa'da çalışan insanların zaman kaybına neden olan trafikte bir sıkıntılı noktaydı. Bunun azaltılması için, çünkü bunlar Gönyeli Belediye Başkanı tarafından hesaba kitaba dayalı işlerdi. Yani oradaki trafik yoğunluğunu, Gönyeli Çemberi'ndeki ve civardaki trafik yoğunluğunu ne kadar azaltacağıyla ilgili çok ciddi çalışma yapılmıştı ve gerçekten gerekliydi. Fakat araya emirleri gerçekten artık can sıkmaya başladı. Yani bununla ilgili yasal bir değişikliğe gidebilmek durumundayız artık. Çünkü aynı sorun neredeyse bütün devletin otoyol ihalelerinde, bölünmüş otoyol ihalelerinde önümüze çıkabiliyor. Ve gerçekten ne oluyor biliyor musunuz? Yani ihaleyi alan şirketleri bile batırma noktasına gelebiliyor. Yani Güzelyurt Lefke yolunu alan şirketi batırdık. Devlet eliyle batırdık. Neden? Araya emirlerinden dolayı. Neden? Çünkü çok büyük bir şirketti. Buraya dün ne kadar çalışanını, mühendisini, iş aracını getirmişti. Yani 30 tane kamyon getirdi adam. Onlarca Shiro, Dozer, Grader gibi büyük ekskavatör gibi büyük iş araçlarını geldi orada bağladı. Ve tahmin edilenden, yani 24 ay gibi bir sürede bitmesi öngörülürken adam dedi ben bu işi 15 ay içerisinde bitireceğim. Çünkü o kapasitem var. Fakat biz o şirketi o iş gücüyle, o iş araçlarıyla 6 yıl tuttuk. Ve adam başka yerlerde girmesi gereken ihalelere giremedi, o çarkı döndüremedi, ödemesi gereken yükümlülüklerini yerine getiremedi. Biz o şirketi maalesef iflasa kadar götürdük. Neden? Ara emirlerinden dolayı. Artık tabii ki yeni ihalelerde bu şekilde gitmeyeceğiz. Artık kamulaştırma yapıldıktan sonra inşaata yani burada da yapacağız. Yetkililerin yaptığı hatalardan bir tanesi kamulaştırma yapılmadan. Burada kamulaştırma değildi. Yani ara emir almanız için sizin bir birey, bir şahıs olarak eğer yapılacak olan bir hamleden siz geriye dönüşü olmayan bir zarar, maddi manevi bir zarar elde ediyorsanız ara emrine başvurma hakkınız vardır ve mahkemede bunu ciddiye almak, değerlendirmek durumundadır. Tabii ki bizim burada yapabileceğimiz tek şey bu yargı olarak bu davayı öne çekip ilgili karar her neyse onu görüp eğer bir maddi bir ödenekle bu işi halledebiliyorsak halledelim. Alternatif bir çözüm sunabiliyorsak onu sunup ara emrini kaldıralım. Yoksa artık mahkemenin vereceği karara göre hareket edebilmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten kabul edilebilir değil. Yani yarın Narince'de hasat başlayacak. O tırların alternatif yollardan geçmesi gerçekten çok büyük zor. Büyük tehlike arz eden bir durum aslında bu arayollara o kadar yüklü kamyonların girmesi, aralarında küçük araçların bulunmak zorunda kalması büyük kazalara da sebep olabilir aslında. Bazı şeylerde birazcık daha hızlı hareket etmek gerektiğini düşünüyorum ben naçizane kendi açımdan. Tabii ki yargıyı da güçlendirmek gerekiyor. Bu arada ona da değinmeden
geçemeyeceğim. Çünkü orada çok çok büyük bir yoğunluk vardır ve canla başla çalışmalarına rağmen yani baktığınız zaman gerçekten kısıtlı imkanlarla dünya ortalamalarından, Türkiye ortalamalarından çok çok daha fazla bir davaya bakıyorlar. Fakat yeterli olmuyor. Demek ki takviye yapabilmek gerekiyor oralarda. Evet. Bölgenizde açılan bir kapı, Aplıç Kapısı. Büyük gündem oldu. Büyük olay yarattı. Evet. En sonunda açıldı. Evet. Şükürler olsun. Güneye geçişler, güneyden kuzeye geçişler. Bölgenizin canlanması hedeflenmişti. Evet. Peki, çok kısa bir süre aslında bu. Şu anda soracağım soru için ama nasıl değerlendirirsiniz? Evet, tabii ki... Beklediğinizi buldunuz mu daha doğrusu? Tabii ki şu anda beklenen düzeyde değil. Fakat kötümser olmamak gerekiyor. Çünkü Pirgo kapısı açıldığı zaman bile, yani ben anne tarafından Yeşilırmaklıyım. Hatırlıyorum o ilk günlerini. Köylü şikayet ediyordu. İşte ne kar oldu bize. Toz topraktan evlerin bütün gün eskiden işte haftada bir evin önünü süpürdük. Şimdi her gün günde iki defa evin önünü süpürmek zorunda kalıyoruz. Açılan yoldan dolayı. Fakat ne oldu? Geçen zaman içerisinde yavaş yavaş orada bir ne oldu? Nüfus akışı oldu. Popülasyon artmadı belki de fakat nüfus akışının olduğu bir bölge oldu. Ne oldu? Çilekli ön plana çıkmış olan bir köydü. Evet. Yeşilırmak. Ufak tefek kulübe tarzı tarladan direkt tüketiciye satış noktaları açıldı. Ve bu bugün sağladığı katma değer, vesile olduğu o kapının açılması dolayısıyla vesile olunan katma değer belki de o bölgeye, o küçücük şehire nüfusu belki de 300 bile değildir. O köye yıllık olarak 5-6 milyon Türk liralık bir katma değer sağlayabilecek bir mekanizmaya dönüştü. Yani önemli olan ne? Eğer oradaki bölge halkı bu hamle yapmış olmasaydı, yani o nüfus akışına uygun bir şekilde o esnaf zihniyetini reforme etmiş olmasaydı hiçbir kar olmayacaktı. Evet. Orası sadece bir geçiş noktası olacaktı. Fakat bugün gerçekten çok çok büyük katma değer sağlayan ticari ilişkilerin arttığı iki bölge arasında, Pirgo'yla Yeşilırmak arasında dostlukların arttığı, insanların kaynaştığı bir ortam yaratıldı. Bugün peki Lefke'nin merkezinde, Lefke bölgesinde Aplıç Kapısı'ndan gelecek olan nüfus yoğunluğuna, nüfus akışına hitap edebilen bir esnaf yapısı var mı? Altyapısı var mı? Yok. Yok maalesef. Bunun için bir çalışmanız var mı? Evet yani biz hükümet... Bölgeniz olarak? Biz hükümet olarak... KOBİGEM artı Kalkınma Bankası artı diğer ajanslardan verilecek olan hibe, faiz destekli krediler, Kalkınma Bankası'na verilecek olan kredilerde, düşük faizli kredilerde öncelik olarak İskele ve İskele bölgesiyle Lefke bölgesini ne öncelik vereceğimizi açıkladık. Sanırım 2 veya 4 puan gibi bir farkla önde başlayacak bizim bölgelerimiz. Tabii ki biz burada bölgeye yatırım istiyoruz fakat benim kişisel önceliğim bölgeye yapılacak olan yatırımın bölge halkı tarafından yapılması. Yani yabancı sermayeyi bölgemizde istemiyoruz değil ama öncelik bölge halkının yatırım yapılması yönde. Önemli. Yani eğer bir restoran açılacaksa büyük franchising halini almış olan bir restorandan ziyade bölge halkının o bölgeye bir yiyecek sektöründe yatırım yapması bizim için daha önemli. Çünkü bu bölgenin insanlığı biz bu bölge içerisinde tutmak, çocuklarına bırakabilecekleri bir iş alanı yarattırmakla mükellefiz. Eğer gerçekten bu insanların bu bölgede kök salabilmesini sağlamak istiyorsak. Yani ekonomik akıla uygun modelleri hayata geçirebilmemiz gerekiyor bizim bu bölgede. Geçmiş dönemde çok büyük hatalar vardı. Buna değinmek istiyorum. Çünkü maalesef siyasal rant elde etmek için hiç olmaması gereken alanlara Ulusal Birlik Partisi tarafından krediler verilmiştir. Ve bugün bu krediler bizim önümüzde yapılandırılmayı bekleyen krediler olarak duruyor veya iflas etmiş olan krediler olarak önümüzde duruyor. Çünkü herhangi bir fizibilite çalışması yapılmamıştı. Yani ben devlet olarak elimde bir kılavuz olması gerekiyor. Hangi bölgede, hangi sektörlere, hangi alanlara ne kadar yatırım yaptırtabilirim, kredi verebilirim, destek verebilirim. Bunlara bakmadan verdiğiniz zaman ne oluyor? Örneğin ismini vermeyeceğim ama bir turizm yatırımcısı 1 milyon sterlin gibi bir Kalkınma Bankası'ndan kredi alıyor. Ufak bir yere, ufak bir yerleşim birimine bir otel açıyor ve dolayısıyla geri ödemelerde sıkıntı yaşıyor. Ve bugün gelip
bize diyebiliyor. Beni batıran sensin, devletsin. Çünkü sen devlet olarak bu işin burada işlemeyeceğini, çalışmayacağını, benim bu işten kar edemeyeceğimi bana bildirebilmen gerekirdi. Çünkü sen bilir kişisin. Benden daha bilir kişi olman gerekiyor. Evet, ben belki cahil aklımla bu yatırıma giriştim, çalışacağını düşündüm. Fakat devletin gerçekten haklı aslında bir nebzede. Genel çerçevede gelmiş geçmiş ve gelecek olan genel çerçevede benim tahmin edebildiğim şey şu. Bizim bir sağlam bir vizyonumuz mu yok acaba? Yani şöyle söyleyelim. Herhangi bir proje için siyasi olarak düşünüyoruz her şeyi. O öyle yaptıydı, bu böyle yaptıydı ama işte memleketin hayrı için olması gereken budur. Hiçbir işte parti, hiçbir hükümet geldiği zaman bu kararı değiştiremeyecek gibi bir irade koyamıyor muyuz ortaya? Koyacağız, koymak zorundayız. Çünkü artık gerçekten boşa atacak. Özellikle bu kriz, geçirmiş olduğumuz kriz dönemi bize çok çok büyük dersler verdi. Elimizdeki kaynakları çok verimli kullanabilmemiz gereken durumdayız. Yani siz düşünün, Kalkınma Bankası'ndan zar zor ayakta tuttuğunuz bir kurum ve bununla ilgili gecikmeli olarak geri dönüşü olacak olan düşük faizli bir kredi tanıyorsunuz. Kobigem'den çok zor şartlar altında bir hibe kredisi veriyorsunuz. Bir insana bir startup için bir işletme kurduruyorsunuz. Bunların çalışıp ekonomiye kazandırılıp ekonomiye geri dönüşünün sağlanması gerekiyor. Yani boşaltacak tek bir kuruşumuz yok bizim. Dolayısıyla devletin elinde bir kılavuz olmalıdır. Yani ben ajanslar olarak, yani Kobigem olarak, Kalkınma Bankası olarak veya diğer açıkmış olduğum destek programlarıyla, destek paketleriyle ilgili Avrupa Birliği bu işi çok güzel yapıyor. Avrupa Birliği'ne gittiğin zaman çalışmayacak olan projelere destek vermiyor. Avrupa Birliği'nin desteklemiş olduğu projelere bakın, hepsi ekonomiye geri dönüşünü yapmış, kayıt altında olan ve katma değer ülkeye ve o işletmeyi kuran hane halkına katma değer sağlayabilen işletmelere dönmüş. Fakat biz devlet olarak bunu yapamadık. Neden? Çünkü elimizde bir kılavuz yok. Yani Avrupa Birliği yetkilileri maalesef bizim ülkemizi bizden daha iyi tanıyor. Şimdi elimizde bir referans alabileceğimiz bir kaynak var. O kaynağı referans alarak biz de kendimizi buna göre uyarlamamız mümkün değil midir? Oradaki teknik detayları bilmiyorum. Yani Avrupa Birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bilgi paylaşımına girmem. Yani ne diyeceğim, ben ülkemi tanıyamadım. Bana buradan destek mi verin diyeceğim. Bunu bizim kendi kendimize yapmamız gerekiyor. Biz bunu Lefke bölgesinde başlatıyoruz. Özellikle Lefke Avrupa Üniversitesi bünyesinde çok çok ciddi bir kamuoyu araştırmasına giriyoruz. Yani biz o bölgedeki, çünkü sonuçta artık orada Lefke'nin bölge halkı yok. Orada evet, kozmopolit bir yaşam var. Doğru. Lefke Avrupa Üniversitesi var. Orada bütün o bölge 13 köyle birlikte olan bölge halkı kadar bir nüfus yoğunluğu var. 11 bin kişi, 11 bin öğrenci var orada. Artık oradaki o öğrenci kapasitesi, o öğrenci potansiyeli bizim yerli halkla aynı değil. Çünkü dünyanın değişik yerlerinden gelen öğrenciler var. Yiyecek anlayışlar değişik, giyim tarzları değişik, eğlence anlayışlar değişik. Onlara hitap edebilen işletmelerin hayata geçmesi, ekonomiye kazandırılması gerekiyor ki katma değer sağlayabilelim. Yoksa bu öğrenciler evet yiyecek için başka bir şehire, giyim alışveriş için belki kendi ülkesine gidebilir. Bunları, bu katma değeri bu bölgede tutabilmemiz gerekiyor. Çünkü bakın, yani 11 bin öğrenci çok ufak geliyor ama aylık olarak 1000 lira bile harcamış olsa 11 milyon ediyor. Ve bu bölge halkı için, bölge esnafı için çok çok büyük bir para. Bunu başka bölgelere kaçırdığınız zaman evet gerekli potansiyel verimi alamıyorsunuz ekonomik olarak. O işletme demeyelim. Yani, oradaki nüfus potansiyelinden aynı hatayı tabii ki açılan Aplıç kapısında da yapamayız. Yani dolayısıyla Aplıç'tan güneyden kuzeye geçecek olan dostlarımıza hitap edebilecek esnafta bir dönüşümü öngörebilmemiz gerekiyor. Yani nasıl bir dönüşüm olacağını da bu yapacağımız kamuoyu araştırmaları ortaya çıkaracaktır. Size somut talepler geliyor mu peki o bölgede? Açılacak küçük esnaf için teklif geliyor mu? Yapılacak herhangi bir işletme iş kurmak için? Evet, iş kurmak için. İş kurmak için geliyor. Fakat
Tabii ki Kobe Gem yine daha iyi. Yani Kobe Gem ince eleyip sık dokuyabiliyor. Yani düzgün proje indirebilmeniz gerekiyor. Kobe Gem'den onay alabilmeniz için gerçekten size geriye dönüşü olan ekonomiye kazandırılabilecek, katma değer sağlayabilecek noktaları yakalayabiliyor Kobe Gem. Fakat elimizde gerçekten bir kılavuz olması gerekiyor. Yani çünkü bu devletin bankaları var. Ve bu bankalarda, yani bir vakıflar bankası, bir kooperatif bankasına baktığın zaman bunların da vermiş olduğu kredilerin geriye dönebilen krediler olması gerekiyor. Yani siz bir devlet bankası olarak, bir kit olarak bir kredi verdiğiniz zaman o kurumları ayakta tutabilmeniz için gerçekten hangi alanlara kredi verebiliyor olacağınızı bilmeniz gerekiyor. Yoksa donuk krediler olarak karşınıza çıkıyor bunlar 3-5 sene sonra. Ödenemeyen krediler olarak, iflas etmiş işletmeler olarak geri dönebiliyor. O yüzden elimizde bir kılavuz olabilmesi gerekiyor. Bütün bölgesel bazda, sektörel bazda bizim devlet olarak elimizde bir kılavuz olması gerekiyor. Ve bunların da artık yasayla ayaklarının yere basması gerekiyor, sağlamlaştırılması gerekiyor. Yani vereceğim kredilerde, destekleyeceğim alanlarda hangi alanlara ne kadar destek vereceğimi elimdeki bu kılavuzlarla yasaya dayandırmak zorunda olması gerekiyor. Çünkü aksi takdirde kötü niyetli siyasi erk bunu bir siyasal rant aracı olarak görüp de belli başlı kitleleri destekleyeyim ve seçim sonrası seçimde bunlar bana geri dönsün diye hareket ettiği zaman maalesef hiçbir kârı olmuyor. Tam aksine ilerisi için ciddi. Siz bu bölgeye, hükümette bir parti olarak, siz bu bölgeye yapılan yatırımlar, üretimler konusunda takipçisi misiniz? Tabii ki. Denetliyor musunuz? Ben de aslında bundan bir yıl önce, çok uzun değil, üretimle uğraşan birisiydim. Evet. Normal bir üretici kadar, belki onlardan çok daha fazla alın teri hakkıdan üretim yapan bir insandım. Üretim, evet, yani bölge üretimle bağdaştırılan bir ülke. Bölge kesinlikle üretimden vazgeçirmememiz gereken, çünkü çok verimli toprakların, çok kaliteli suyun olduğu bir bölge. Çünkü Lefke bölgesi ve Güzeyurt bölgesi bütün ülkenin tüketmiş olduğu yaş sebze meyvenin %40'ına, %45'ine belki de yakın bir oranda üretimini pazara sağlayan bir bölge. Bundan vazgeçtiğimiz zaman, yani bunlar ufak gözüküyor ama aslında büyük rakamlar bunlar. Evet, yani hal yasasıyla uğraşırken maalesef elimizde veri yok ve kılı kırk yararak bu bizim yerli üretim, ihracat hariç bizim yerli üretimimizin potansiyeli ne kadar? 2017 yılı için bu rakam 300 milyon Türk lirası. Yani biz yerli üretimde ihracat hariç, yani narincedeki ihracat, patatesteki ihracat, süt ürünleri hariç, hı hı, sadece yaş sebze meyvenin potansiyeli 300 milyon. Peki fiyatların arttığı durumda 2018 ve önümüzdeki 2019 yılı içerisinde bu rakam 500 milyona kadar yaklaşacak. Çok büyük bir meblağ. Evet. Eğer siz bu üretimi bu bölgelerde tutamazsanız, ürettiremezseniz, bu 500 milyon, yani yerli üretimden satın almış olduğunuz, bir tüketici olarak satın almış olduğunuz yerli üretim materyallerini yurt dışından temin ederseniz, bu size 3 katına 4 katına mal olacak. Ve bu gerçekten çok ciddi bir sıkıntı. O yüzden üreticilerimizi kesinlikle üretimden kopartma lüksümüz yoktur. Şimdi üretim deyince hemen aklıma geldi, gerçi vaktimiz de yavaş yavaş sonlanıyor ama... Üretimde sadece su değil, elektrik de büyük bir can kaybımız. Evet. Yani taşıma suyla değirmen döndürüyoruz, evet, aslında kesinlikle. Üretici kısmını düşündüğümüz zaman. Evet. Bu da sizin bölgenizi etkiliyordur. Evet, etkiliyor. Neler yaşanıyor o bölgede, özellikle elektriği de bu işin içine katacak olursak? Şimdi şu anki elektrik fiyatları kesinlikle kabul edilebilir değil. Yani üretim bazında bu fiyatların uygulanması kabul edilebilir değil. Çünkü büyük bir enerji talebimiz var bizim üreten kesim olarak. Ne oluyor? Örneğin yani yerin 100 metre altından su çekeceksiniz. Bunun için elektrik lazım. Evet, ve bunu eskiden salma sulamaydı, fazla basınca ihtiyacınız yoktu. Fakat bugün bunu en aşağı 2 bar basınçta arazilerinize vermek yükümlüsünüz. Yani dalgıç pompalarınız biraz daha büyük olması gerekiyor eski yönteme göre. Çünkü eskiden suyu salma veriyordunuz. Evet. Çok büyük bir basınca ihtiyaç yoktu. Peki,
Bu maliyetler altında sürdürülebilir bir model mi? Hayır, değil. Maliyeti çok fazla yükseltiyor bu durum. Maliyeti çok fazla yükseltiyor. O yüzden gerçekten bugün sevgili Ekonomi ve Enerji Bakanımız Özdin Nami Önder'inde ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu bünyesinde çok ciddi çalışmalara imza atılıyor. Palyatif çözümler olmayacak bunlar. Günü kurtarma adı altına atılmış olan eylemler olmayacak, politikalar olmayacak. Çünkü çok ciddi profesyonel, akademik kadroların işin içinde olduğu bir çalışma mekanizması kurulmuş. Hep diyoruz yani işte bu ülkede güneş var, niye güneş enerjisi kullanmıyoruz? Yani bunu da bileceğiz. Güneş enerjisi hiçbir zaman bu ülke için tek başına çözüm olmayacak. Hiçbir şekilde olamaz. Çünkü çok ilginç ama siz 1 kilowattlık bir güneş paneli kurduğunuz zaman bundan sadece %25 verim alıyorsunuz. Yani ortalama güneşleme kapasitesi 4 saat, 5 saat. Tam randımanını alacaksanız. Çünkü bu 1 kilowatt dediğiniz zaman, yani ben 1 kilowattlık bir güneş paneli kurduğum zaman bu en fazla maksimum verimde bana geri dönüş sağlayabileceği miktar. Bunun bu ülke şartlarında 365 gün ortalamasında sadece 4-5 saat arasındaki bir rakama tekabül ediyor. Yani ben 24 saat boyunca depolama kapasiteli olan bir sistemde 24 saat güneş enerjisi alabilmem için yaklaşık olarak bunun 5 katı kadar 5 kilowattlık bir güneş paneli kurmam gerekiyor. Bunları teknik detaylarına çok fazla girmeyelim. Yaklaşık 12 milyar dolar gibi bir paraya tekabül ediyor. Yani biz bunu bütün KKTC bütçesinin hepsini harcasak bile 12 yılda ancak da bütün ülkeyi güneş panelleriyle donatırız. Depolama dahil ve bunu da yine başaramayız. Çünkü siz güneş panelini mevcut kurulu sisteminize, yani mevcut kurulu bir gücünüz varsa %20-%25 oranında bir meblada verebiliyorsunuz. Çünkü çok ciddi sistemde aksaklıklara sebep olabiliyor. Yani şu şekilde, evet güneşten öğlen 12'de güçlü bir elektrik alıyorsunuz. Havan sızın kapandı. Yani bu dizel jeneratörler veya doğalgaz türbinleri çok kolay değil. Düğme bastığınız zaman hemen devreye giren... Türkiye'den gelecek olan elektrik hattı var. Evet. Onu da düşünelim. Türkiye'den... Elektriği aslında ucuzlatmak ve bu üretici kesimin yüzünü de güldürmek sanki böyle çok uzakta gibi görünmüyor. Evet, interconnect konusunda biraz değinmek istiyorum. Interconnect'te, Türkiye'den gelecek olan Interconnect'te elektrikle ilgili. Sonuçta bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütçesi olarak, ekonomisi olarak bileceğiz ki bu meblanın altına kalkabileceğimiz bir yük değil. Eğer biz bu meblanın altına kalkabilecek bir mali yapımız olmuş olsaydı, Interconnect'in bize sağlamış olduğu o düşük elektrik maliyetini kurabilecek bir elektrik üretim mekanizmasına dahil olabilirdik. Bunu kurdurabilirdik kendi ülkemiz içerisinde. Bu bizi aşan konulardır. Zaten bizim hükümet olarak da belirttiğimiz bir şey vardı. Yani Interconnect'te kurulacaksa bunun kurulum maliyetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti maliyetine yansıtılmaması, bunun yanında elektrik gelmeden önce fiyatının belli olması ve alım garantili olmaması. Çünkü benim burada her halükarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak kurulu bir gücümün olması gerekiyor. Çünkü bunlar yani başka bir şeye benzemiyor. Yani pirinç gelmezse bu ülkeye, bir yıl boyunca bile idare edebilirsiniz. Fakat 48 saat bütün ülke elektriğin kesilmesi çok çok ciddi problemlere sebep olabiliyor. O yüzden kesintisiz elektrik bir devletin vatandaşına sunması gereken ödevlerinden bir tanesidir. Şimdi yer altından bir kablo çekiyorsunuz. Burada yani dünyadaki örneklerine baktığımız zaman o kablolarda patlamalar olabiliyor ve bunların tamiri gerçekten çok kolay olmuyor. Yani kısa sürede olabilen İşler değil bunlar. O yüzden burada her zaman kurulu bir gücümüzün de olması gerekiyor. Interconnect'te olabiliriz. Fakat bu bizi aşmış artık. Çünkü Türkiye ENSOE üzerinden Avrupa'yla interconnect'te durumunda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi aranındaki mevcut konjonktüründen dolayı Türkiye belli başlı problemler yaşayabiliyor maalesef bizimle interconnect'te olduğu zaman. Çünkü yani ne oluyor? Türkiye bugün belki de Hollanda'daki rüzgar güllerindeki enerjiyi kullanabiliyor. Fakat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getirilmesi durumunda bu elektriği belli başlı sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Artık o bizi aşmış, top bizde değil o konuda. Sevgili
Ekonomi ve Enerji Bakanlığımızın söylediği buydu. Yani getirilecekse getirilebilir, enterkonekte olabiliriz. Gerçi enterkonekte olsa güneş panel, güneş enerjisi alternatif enerjiye dönüş hızlı bir şekilde artabilir. Çünkü artık çok çok büyük bir kurulu güce dahil olduğunuz için güneş panellerindeki depolama olmadan kurulumu artırabilirsiniz. Çünkü fazla ürettiğiniz zaman aynı şekilde karşı tarafa veriyorsunuz, eksildiğiniz zaman alabiliyorsunuz. Fakat tabii ki önümüzde yalnız onlar değildir. Bir sürü madde vardır. Yani biz bugün eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak elektrik fiyatlarını, eğer kendimiz kurulu gücümüzle elektrik fiyatlarını düşüreceksek tek çözümümüz LNG. Liquefied Natural Gas. Başka hiçbir şansımız yoktur. Eğer bugün bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yani 300-400 milyon dolarımız olsa ve bunu bir yıl sonra kurduracak olsak, bugün bizim üretim maliyetimiz 2 hafta önce 1.07 idi. Yani 1 kilowatt elektriğin üretim maliyeti 1.07 TL idi. Yani 1 lira 7 kuruştu. Biz bunu LNG'ye geçtiğimiz takdirde... LNG'yi detaylandırabilir misiniz daha açık bir dille? Şu anda biz yakıt olarak fuel oil kullanıyoruz. Bu fuel oil ile yanma oranı düşük, yani enerji verimliliği düşük bir ürün. Eskiden ucuz olduğu için, fuel oil ucuz olduğu için bu kadar büyük sorunlarla, fiyat yönünden böyle büyük meblalarla karşılaşmıyorduk. Fakat bugün petrol fiyatlarındaki bu artışla birlikte, döviz fiyatlarındaki bu artışla birlikte artık 1.07 kesinlikle kabul edilebilir bir meblağ değil benim ülkem için. Evet. Doğalgaz nedir? LNG nedir? Tabii ki bunlar yakıt olarak LNG'yi kullanıp fuel oil'e göre %40 oranında daha verimli. Fiyat olarak daha ucuz olan ve bana bugün eğer LNG ile kombine santral kurduğum durumda, bugün tamamıyla fuel oil ile üretim yapıyorum. Alternatifi LNG. LNG ile üretim yapmam durumunda bana bugün elektriğin maliyeti geçen günlerdeki hesaplamalarda 40 kuruşa düşebilir. Umarım böyle yani, bir düşüş yaşanır. Yani LNG ile bugün benim ülkemin öyle bir maddi kaynağı olmuş olsa ve bir yıl sonra LNG'ye geçsem elektrik fiyatları 3'te 1'e düşecek. Yani bunlar da masaladır. Bunlar da elektrik kurum bünyesinde akademik destek alınıp düzgün fizibilite raporları hazırlanan projelerdir. Hepsi önümüze konulacak. İçerisinden en uygun olanını seçeceğiz. Tabii ki burada akıllı davranmamız gerekiyor. Bütün yumurtalarımızı tek sepete koymayacağız. Çünkü eskiden tek sepete koyduk. Fuel oil çok ucuzdu. Fuel oil ile üretim yapalım dedik. Ve bugün ortaya çıkan tablo bu şekilde. Öyle. Yarın LNG de aynı şekilde olabilir. O yüzden hibrit çevrimli sistemler üzerinde de hazır bulundurulması gereken üretim şemaları olarak önümüze durması gerekiyor. Evet, vaktimizin sonundayız. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler canım. Bugünkü konuğumuz Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Selahi Şahiner. Bizlerle birlikteydi. Önemli değerlendirmelerde bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Güne Merhaba bölümünün ikinci bölümünün sonundayız. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hayatın tamamı olsun istersin. Kaç kaç kaçmasın istersin. Hiç hiç bitmesin istersin. Rastlarsan öyle bir ana, elinden sakın kaçırma. Koş koş peşinden koş.